Tatlılara kalkıyorum. Evet arkadaşlar, nasılsınız umarım iyisinizdir. Yepyeni bir içerikle karşınızdayız. A101 abur cuburlarıyla karşınızdayız. Şimdi kardeşimle beraber A101 abur cuburları deneyeceğiz. 3. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kısaca şunu söyleyeyim. Denediğimiz abur cuburlara 10 üzerinden puanlar vereceğiz. Sizler muhtemelen alıp denemişsinizdir birçoğunu. Yeni gelenler de var. Hepsini aldık. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen şimdiden kanala like atıp, yorum atıp, kanalımıza abone değilseniz abone olup, şuradan zil butonundan tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi başlıyoruz. Önce bununla başlayalım. Normal bildiğimiz 9 kat tat X-Roll. Bakalım tadı nasıl? Yani güzel ama çok şekerli. Sence? 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 3. Hmm, güzelmiş. Ne kadarmış fiyatı ona bakalım. Arkadaşlar 2,5'muş. Uygun. 2,5. Ama 10 üzerinden 5 veriyorum. Ben 3 verdim. Şimdi hüptirik. Hüptiriği hepiniz yemişsinizdir. Arkadaşlar bu zaten süt aşın. Her yerde var. Tek A101'de yok. 10 üzerinden 8. Çocukken yiyorduk. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Bu 3 tane hüptirik bize kaç paraya mal olmuş? Bakalım. 5,75. Çocukken zaten yiyorduk. Normal fiyatı. Evet arkadaşlar, bunu ilk defa gördüm. Unutulmayan geleneksel lezzet nostalji serisi Bifa'nın. A101'den aldık bunu da. Kaç paraya mal olmuş? Arkadaşlar bu da bize 3 TL'ye mal olmuş. Tadına bakalım nasıl? 2 parça var içinde. Vallahi beğendim. Güzel. Vanilyası tam güzel. Şeker desen o kadar fazla yok. En beğendiğim gofretlerden biri olabilir marketler arasında. Gerçekten çok güzel. Sütlü. Ve bunun tadı çok iyi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Tamam. Arkadaşlar tatlı ye ye şimdi şey oldum böyle. Başım döndü. Normalde biliyorsunuz. Acılar ayırıyor kalkıyorum. Evet şimdi çıt kırıldım çubuk kraker deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar 2 liraymış. 1,85. 2. Çöp. Allah günah yazmasın. Gerçekten güzel değil. 10 üzerinden 0. Sanki saman yiyorsun. Tat tuz yok. Ben bir şey... Ben bir veriyorum. O da bir verdim. Doğruları söylemek gerekiyor yani. Yalana gerek yok. Sütlü çikolata kaplamalı leblebi. Çerez yanım. Bu bize kaç para mal olmuş? Arkadaşlar bu da 8,5. Ya fiyatları uygun. Biz bunu hepsini 100 liraya aldık toplam. Evet tadı güzel. Ben de. 10 üzerinden 8. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu güzel baya. Evet şimdi kakao fındıklı kek. Okula giderken az götürmedik beslenmemizde. Bakalım tadı çok değişmiş mi? Ben belki 5-6 senedir yememişim. Arkadaşlar biraz tadını bozmuşlar. O zaman hiç tatlı yok. Çekim fiyatı 2,75. Yani 10 üzerinden 5. O zaman olsaydı 8 verirdim. Ben 10 üzerinden 4 veriyorum. Bu da bitter çikolatalı X-Roll gofret. Çok da korkutucu ya. Vallahi ben çok yemeyeceğim. Bitteri sevmiyorum çünkü. Ya
Ya ben bitteri sevmiyorum, biliyor musunuz? Benim boğazımı şey yapıyor. Ben 10 üzerinden... 10 üzerinden 4. O da sevmediğim için. Ben de 7 versene. Arkadaşlar bunların fiyatları ikisi de aynı herhalde. Aynen, 2 TL. Şimdi buna bakacağız. Çikolatalı gofret. Bu bitterden daha iyi. Bence de sütlü. Ama diğer çikolatalara nazaran 10 üzerinden 6. Ben 10 üzerinden 4 veriyorum. Bunu çok merak ediyorum, hiç denemedim. Yani bu çeşidini denemedim. Daha öncekilerden bir tanesinden yemiştim daha önce. İş yerinde yemiştim. Evet, bakalım. Evet, şöyle bir şey. Kokuyor mu güzel? Bilmiyorum. Bayağı büyükmüş ha. Arkadaşlar dışı çikolata kaplama. İçinde ne? İçinde de meyve var. Meyve jeli var içinde. Fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı pahalıymış. Hayır. 17,5. Ama o fiyata değer mi? Değer. Kahvenin yanında mükemmel gider. Tadı güzel. Sen kaç veriyorsun? 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu daha bis krem. Yani biz kremin yan sanayisi. X rolün. Bakalım tadı nasıl? Aynı şey ama biraz fark var. 6 lira. 6 lira. İyi. Normal. Biz kremin tadının aynısı değil. Öyle. Ama normal. 10 üzerinden 5. Size dedim başlarda. Bir üst ya da bir aşağı. Bu da aynı fiyat. 6 lira. Buna da bildiğimiz tutkunun yan sanayisi. Sen niye yan sanayi diyorsun? Aynısının yan sanayisi. Onun aynısını yapmışlar, ismi de işte. Tatlı yollarımı kaybettim. Hayatımda hiç bu kadar üst üste tatlı yememiştim. Ben de. Tuzlu bir şey bulamadık. Biz sadece bu markalardan X Roll aldığımız için. Diğer markalar vardı. Ben söylüyorum lan. Bu 10 üzerinden 6. Diğerinden daha iyi. Yine tutkuya birazcık yaklaşmış. Bence 7. 10 üzerinden 7 oldu. Bunu hayatımda ilk defa deneyeceğim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Cips yazıyor. Bu da bize 11,5'a meal oldu. Allah, ben daha çok merak ediyorum senden. Kedi köpek maması gibi. Ne olduğunu bilmiyorum ya. Dur yeme oğlum. Belki böyle yemiyordur. Nasıl yiyeceğim? Sen değilsin ya. Çok güzel lan. Yüksek bitkisel protein, glutensiz. Arkadaşlar yer fıstığı varmış içinde. Fazla tat gelmiyor. Güzel. Vallahi hayatımda ilk defa böyle bir cips yedim. Kaç veriyorsun? 10 üzerinden 9. Ben de 6 veriyorum. Arkadaşlar ben bunu medresede çok yiyordum. Medreseye hep alıyorduk bunları. Bundan 6-7 sene önce de vardı bu. 10 senedir var bu hemen hemen. Yani en son yediğim 2 sene önceydi ama. 2 sene önce yemiştim. Bakalım tadı nasıl? İncirli herhalde. Aynen, arasında incir var bunun. İncir ezmesi var. Tadını bozmamışlar, aynı. 10 üzerinden 10 veriyorum. Harbiden sağlam. Ben incir tadı almıyorum ki. O kadar şey yedim ki o yüzden. Ben 4 veriyorum. Tat vermiyor, sadece kuru. Kaç? 4. Atın bunu kuyuya. Beni yatıyorlar ya. Seni atsınlar. Çift çakar. Daha ne var? Beni çağırıyorlar arabayla. Şimdi. Nuga Bar. Bu da metronun yan sanayisi.
Başka tuzlu bir şey yok mu ya? Allah için tatlı şey olacak. Krize gireceğiz şimdi. Tatlı krize. Ben bunu daha önceden yedim ama çikolatasındayım. Onu imanım cevredi ya. Böyle bir tane su getir hadi. Kalk iki bardak su, bize iki bardakla su getir. Şimdi çekil meyveli olanı deneyeceğiz. Sen buna puan verdik mi? Vermiyoruz. Evet, buna puan vermeyi unuttuk. Metronun yan sanayisi ama metronun yanından geçmiyor. 5. Ben onun üzerinden 6 veriyorum. Güzel bence. Güzelse 9-10 ver oğlum. O kadar değil. Çok güzelse 10. Nasıl bir tatlı? Harbiden diğer meyveli çiçeklerle aynı. 10 üzerinden 10. Güzel. Ben onun üzerinden 3 veriyorum. Çok güzel. Arkadaşlar fiyatlarını söylemeyi unuttum. Çekler 2,5 lira. O diğer çikolatalar hepsi 5, 6, 2,75. Bunu da deneyelim. Bu da marshmallowlu çikolata. Değişik bir şey. İlk defa gördüm ben de. Bakın bu ne kadarmış. Arkadaşlar ya 3,5. Bakalım tadı nasılmış. Aa, değişik bir şey lan. Ama lan öyle yapışacak. İçi kek, dışı çikolata. Beyaz çikolata. Bismillah. Yumuşak güzel, öyle çok şekerli değil. Bence de. Onda 10. Onda 9. Bir puanı nereden kırdın abi? Bir puanı... Vallahi bilmiyorum. Sanki acısı az olmuş. Acısından değil, bu kadar acı sevmiyorum. Chexter. Bir puanın içindeki şey yoğunluğundan kırdım. Acıların Türkiye şampiyonunun kardeşisin, acıları sevmiyorsun ha. Sıkıntı yok. Fazla seviyorum, ben tek hepsi. Fazla. Al. Ha. Bu da çok iyiymiş abi. Intense'nin yan sanayisi bu da. Brownie Intense'nin. 10 üzerinden 3. Beğenmedim. 5. Bu stoğuta. Bu da bunun fiyatı da 3 lira. Son kalan o. Hadi. Evet, son abur cuburumuzu da deneyip bitiriyoruz. Şehit oluyoruz sonra. Midem bulandı. Allah korusun. Ben ne? 5 bardak su içeceğim öyle. Üstüne çikolata krem mi var? Çikolata sos koymuşlar. 10 üzerinden 10. Harbiden güzel. Beğendim. Yedi. 10 üzerinden 7. Ağzımda o kadar yoğuş yoğuş bir şey oldu. Neydi hatırlamıyorum. Çok kötü. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar bizleri izleyip desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Toplam bize yani 100 lira diyelim. 100 liraya mal oldu. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlara göre şekil alarak sizlere güzel uzun videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.